Biz TOG'dan rica ettik. Bütün izinlerimizi aldık ve geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün meclisimize TOG'la Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. İki tane başkanımla birlikte. Tabii 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi meclisin önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün işte Türkiye'nin otomobilini, TOG'u tekrar meclise getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Bütçe görüşmelerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında plan bütçe komisyonunda bana laf attılar başkanım. Dediler ki madem TOG var niye onunla gelmedin diye. Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun bir şekilde TOG'u buraya getirdik. Başkanlarımızla birlikte inşallah gün boyunca burada olacak. Değerli milletvekillerimiz gelip görebilecekler. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi Türk insanının, Türk mühendislerinin inanınca neyi başarabileceklerinin en güzel göstergesi. Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade aslında çok önemli ve o siyasi irade sayesinde bu projeler hayata geçebiliyor. Tabii ki baba yiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var. Ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş baba yiğitlik gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız baş baba yiğit olarak bu projenin arkasında durdu. Sonuna kadar destekledi. Hamdolsun TOG bugün meclisimizin önüne geldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin heyecanınızı da gerçekten çok güzel vurdum. Pazar sabahı demek ki vatandaşlarımızdaki heyecanı sizler de basın mensubu arkadaşlarımız olarak yansıtmış oluyorsunuz. Sayın Bakan, bu araç, bu bindiğiniz araç, TOG'un mu, kim alacak, ilk işlemi kim alacak? Bu test araçlarından bir tanesi. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Bu araçların hepsi, şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bir test aracı ama seri üretim bandından çıkan test aracı. Çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında, tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Biliyorsunuz Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test aracı. Efendim size söylemiştiniz. Bakanlıklar kullanacak mı bu aracı? Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir araç. İçine bindik. Gerçekten hem size bir güven hissi veriyor. Aynı zamanda geniş bir araç. Biliyorsunuz ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim. Ve bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye'de üretilen bir Toyota Corolla hibrit araca biliyorum. Sakarya'da üretiliyor. İnşallah bu araçlar çıktığında da ben de bakan arkadaşlarımız da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakanlarımız bizi sıkıştırıyor. Ne zaman araç gelecek de biz TOG'a bineceğiz diye. Efendim trafikte nasıldı? İlgi, vatandaşların ilgisi var mıydı? İyiydi. Yani bugün pazar sabahı biraz taksicilerimiz vardı. Onlar çok korna çaldılar, el salladılar. Gören herkes gülümsüyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Peki efendim, grup başkan vekillerini evlerinden mi aldınız? Yok, nasıl, evlerinden nasıl almadık. Bir ortak noktada buluştuk. Oradan geldik. Tabii grup başkan vekillerimize ben teklif ettim. Siz direksiyona siz geçin diye. Bugün meclisteyiz. Direksiyonda sizin olmanız lazım dedim ama onlar dediler ki senin şoförlüğünü bir görelim. Onun için arabayı ben getirdim. Milletvekilleri de test edebilecek mi efendim? Tabii burada test etme imkanı çok mümkün değil. Meclisin içerisindeyiz. Test için burası uygun bir ortam değil. Bir de yani 600 tane milletvekilimiz var. Hepsi binmesi inmesi çok makul gözükmüyor. İnşallah Mart ayıyla birlikte otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek. Peki.